Merhaba arkadaşlar. Sizlere kendim de bizzat kullandığım çok güzel bir futbol uygulaması göstereceğim. Arkadaşlar Cross Scores ile hangi maç ne zaman, golü kim atmış, asisti kim yapmış, maç kadroları, istediğiniz oyuncunun profilini, kaç gol atmış, kaç asist yapmış bunları sahnesi sahnesinde öğrenebilirsiniz. Tek yapmanız gereken açıklamadaki linke tıklamak, indirmek, ardından keyfinize bakmak arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. Hepinize merhaba canlar. Bugün sizlerle birlikte bu sezonun son Yararlı Olur Mu serisiyle karşınızdayım. Arkadaşlar Trabzonlu kardeşlerim demiş ki Trabzon'da yapar mısın? Tabii ki yaparım arkadaşlar. Sizleri mi kıracağım? Canımsınız kanımsınız be. Siz de beni kırmayın arkadaşlar. İzlediğiniz her videoya emeğe saygı olaraktan bir like bırakın. Sizlerden ricamdır. Bu aralar like'larımız düştü. Like'ları tekrardan canlandıralım arkadaşlar. Pamuk eller like'a rica ediyorum. Bu arada ben sizlere Sosa'nın en güzel yeteneklerini derleyen güzel bir video hazırladım. Elimden geldiğince. Sizlerden ricam sonuna kadar izleyin bitirin. Ardından kendi futbol düşüncenize göre holiganlığı bir kenara bırakarak Sosa Trabzon için iyi bir transfer mi? Trabzon'a yararlı olur mu? Kendi futbol düşüncenizi yoruma yazın arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Evet arkadaşlar başladık. Jose Sosa. Adam hem ligimizi tanıyor hem de güzel bir pas zekası var adamda. Adamın hakkını yemeyelim. Adam gerçekten bir maestro. Atletico Madrid gibi bir takımın sertliğini almış bir oyuncu. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Adam gerçekten güzel bir oyuncu. Şimdi ben sizleri Jose Sosa ile 40-45 saniye yalnız bırakacağım. Sizlerden ricam Jose Sosa'nın pas zekasına bir bakın. Göz gezdirin arkadaşlar. O arada ben de birkaç yudum su içeyim. Buyurun ondan sonra yorumlayalım. Arkadaşlar pas zekasını görüyorsunuz. Adam gerçekten tam bir maestro. Jose Sosa Trabzon'da yararlı olur mu? Şimdi bunu konuşmak lazım. Şu algoritma var Türkiye'de. Trabzon'a giden yıldız oyuncu uyum sağlayamıyor düşüyor. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Gelen oyuncu ya Türkiye'ye uyum sağlayamamıştır ligine veya sisteme uyum sağlayamamıştır. Trabzon'da son 2 sezondur sistem yoktu. Bunu baştan söyleyeyim. Trabzonlu kardeşlerim alınmaz. Takımınız vasattı. Sistem yoktu. Mesela Cardozo geldi. Cardozo sistem yok ki oynasın. Adam vasat oldu bildiğin. Van Persie hikayesine döndü. Sistem yok. Sistem nasıl olur? Mesela Beşiktaş'tayken Beşiktaş'ın ana kilit oyuncusu kimdi? 2 tane. Mario Gomez, Jose Sosa. Bu oyuncular ana kilitti. Atiba açısında var ama benim saydığım 2 oyuncu biri oyunu açıyor pas zekasıyla. Diğeri gole atıyor bitiricilikle. Bu sefer Trabzon'da Trabzon şampiyon olmak istiyor. Güzel bir kadrosu var. Biraz daha güzel olabilirdi ama Trabzon için iyi bir kadro. Borç fiyakasına baktığınız zaman, paraya baktığınız zaman güzel bir kadro. Jose Sosa oyunu açacak. Burak Yılmaz gole atacak. Ersun Yanal sistem oturtmaya çalışıyor. Mesela Tudor sistemi oturttu. Galatasaray nasıl oynuyor? Fenerbahçe'de tam bir sistem yok. Aykut Kocaman'a oturtamadı daha sistemi. Beşiktaş'ın sistemi zaten 2 senedir şampiyon yapıyor onu. Sosa gitti, Talisca geldi. Sistem önemli arkadaşlar. Sistem olmadığı zaman oyuncu vasat olur. Gelen oyuncu kim olursa olsun. Bakın Galatasaray'da Tolga. Geçen sezon adam resmen vasattı. Küfür üstüne küfür yiyordu. Bu sezon ne oldu? Sisteme oturttu Tudor onu. Nasıl oynuyor? Demek istediğim sistem varsa oyuncu oynar.
Jose Sosa sisteme bağlı kalırsa oynar. Ama sistem olmazsa Trabzon'da Jose Sosa çöp. Açık konuşayım, çöp olur. Şu an Ersun Yanal Trabzon'da. Burak Yılmaz, Jose Sosa ikilisiyle, ana kilit oyuncuyla sistemi oturtmaya çalışıyor. Bu sistem hemen oturmaz. Çalıştıkça. Bakacağız, sistem olacak mı? Trabzon başarılı olacak mı? Şampiyon olabilecek mi? Avrupa'ya gidebilecek mi? Bunu göreceğiz. Bunu yapacak adam da Ersun Yanal'dır. Her zaman söylüyorum arkadaşlar sizlere. Oyuncular kumaştır. Terzi de direktördür. Direktör kumaşı nasıl işlerse oyuncu öyle oynar. Arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Sizce Jose Sosa Trabzon'a yararlı olur mu? Kendi futbol düşüncenizi yorumda paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay Mertcan Karadeniz ailesi.